Dursun Gürlek Mehmet Akif'in 19 defa okuduğu kitap, zorluklarla geçen bir ömrün saklı kalmış hikayesini daha doğrusu büyük şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'un çileli hayatını ve aile efradına dair bilgileri torunu Selma Argon hanımefendiden bizzat dinlemek için bir gün Üsküdar'daki benim de ders verdiğim Balaban Kültür Evi'ne gittim. Konuyla ilgili ilanı önceden gördüğüm için Selma Hanım'ın Dedem Mehmet Akif isimli kitabını da imzalatmak üzere yanıma aldım. Kendimi tanıttıktan sonra ilk işim adı geçen eseri imzalatmak oldu. Selma Hanım, Sevgili Dursun Gülek Beyefendiye diye imzalama lütfunda bulundu. Selma Hanım, Balaban Tekkesi'nin manevi havasından çok hoşlandığını söyleyerek konuşmasına başladı. Sohbet yaklaşık iki saat sürdü. Bazı dinleyicilerin yönelttiği sorularla bu güzel program daha ilgi çekici bir hale geldi. Ne yazık ki katılımcıların sayısı azdı. Halbuki konuşan merhum Mehmet Akif'in torunuydu. Dolayısıyla salon dolup taşmalıydı. Geçelim. Selma Hanım sohbetinin bir yerinde sözü aziz dedesinin manevi dünyasına getirerek bizleri ibret verici tablolarla karşı karşıya bıraktı. Kendisinden öğrendiğimize göre büyük şairimiz Müslümanları namaza davet eden Esan-ı Muhammedi okunmaya başladığı zaman büyük bir saygı gösterilmiş. Bu ilahi saday duyar duymaz ayağa kalkıp huşu içinde dinlenmiş. Buna her zaman her yerde dikkat edermiş. Bu vesileyle belirtmek isterim ki safatında yer alan esanlar başlıklı şiiri dini edebiyatımızın şaheser örneklerinden biridir. Bilindiği üzere Ezan-ı Muhammedi hakkında bu zamana kadar birçok şiir yazıldı ama Yahya Kemal ile Mehmet Akif'inkini hiç biri tutmuyor. Şu ibret verici tabloya bakınız ki şeair-i olan bu ilahi daveti ayakta dinleyen Akif'in ucunda mürekkep yerine nur akıtan kaleminden çıkan ve içinde bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli mısrağı da bulunan istiklal Marşı'nı bu millet ayakta dinlemeyi kendine görebiliyor. Selma Hanım merhum dedesinden daha birçok anekdot naklettikten sonra onun hakkında yazılan kitaplardan da bazı eserleri dinleyicilerine bizzat gösterdi. Yanı başında oturduğum için ben de birkaç cümleyle katkıda bulundum. Dedesi hakkında hayli kitap kaleme alınmış olmakla beraber Eşref Edib'in, Mithat Cemal'in, günümüzde de Ertuğrul Düzdağ Bey'in önemli eserler ortaya koyduklarını dile getirdim tasdik etti. Bunlardan biri olan merhum Eşref Edim'in kitabı hiç şüphesiz birinci sıraya alıyor. Mehmet Akif hayatı, eserleri ve yetmiş muharririn yazıları Akif hayranlarına yani bizlere geniş bir ufuk açıyor. Bu eserin beni daha fazla cezbeden yönünü yetmiş muharririn yazıları bölümü teşkil ediyor. Yetmiş muharririn arasında şairimizin damadı Ömer Rıza Doğrul da var. Doğrul, Mehmet Akif şahsı ve aile hayatı başlığı altında önemli bilgilere yer veriyor. Buna göre Akif merhum İstanbul'a gelirken kitaplarını Mısır'da bırakmış. Bu kitaplar arasında Hidiv'in annesi Prenses Emine Hanım'ın kendisine hediye ettiği eserler de varmış. Bunlar son derece kıymetli, değerli Türkçe kitaplarmış. Yine Ömer Rıza Bey'e göre Akif Muhammed İkbal'in kitaplarıyla hayli meşgul olduktan sonra parça parça görsen geçirdiği Mesnevi'yi başından sonuna kadar dikkatli bir gözle okumaya karar veriyor. Ancak Mısır'da Mesnevi nin tam bir nüshasını bulamıyor. Derken bir gece bir rüya görüyor. Rüya'da kendisine bir takım mesnevi hediye ediliyor. Ertesi sabah Prenses Hatice Hanım annesinden kendisine intikal eden içi kitap dolu büyük bir sandık gönderiyor. Akif sandığı açar açmaz en üstte İsmail Ankaravi Hazretleri'nin o muazzam mesnevi şerhini görünce Tabii ki son derece seviniyor. Hemen o gün okumaya başlayarak tam bir buçuk yılda bitiriyor. Merhumun bütün bu kitapları Mısır'da kalmıştır. Kimlerin elinde kaldığı bizce malum değildir diyen Ömer Rıza Bey, muhtemelen bu kitaplarının arasında bir takım evrakının da bulunabileceğini söylüyor. Damadına göre İstanbul'a gelirken birlikte getirdiği kitaplar, Şemsettin Sami'nin altı ciltlik Kamusul Ağlamı, Hüseyin Kazım Kadri'nin Büyük Türk Lügati Mütercim Asım'ın Kamusul Muhit Tercümesi ve Tefsiri Celale'in gibi eserlerden ibarettir. Vefatından birkaç gün önce ailesinin yanında bulunan meşhur Celale'in tefsirini istiyor ama maalesef okumak nasip olmuyor. Ulema arasında makbul tutulan bu tefsire büyük bir hayranlık beslediğini bu vesileyle biz de öğrenmiş bulunuyoruz. O kadar ki merhum bu muhallet eseri tam 19 defa okumuş. Nitekim Eşref Edip Bey de sözü bu konuya getirip şunları söylüyor. Kastamonulu Hafız Ömer Efendi anlatıyor. Kastamonu'daki Nasullah Camii'nde Sevr Anlaşması'nın aleyhinde meşhur vaazını irad ettiği Cuma gününün sabahı merhumun mektep arkadaşı Kastamonu Maden Müdürü Hasan Basri Bey'in evinde sabah kahvaltısına davetliydik. Orada yanında bir kitap gördüm. Ne olduğunu sordum tefsiri celaleyn olduğunu söyledi ve ilave etti. Bunu daima yanımda taşır, kelamı kadim gibi okurum. Şimdiye kadar 18 defa hatmettim. Şimdi de 19. hatme devam etmekteyim. Bir buçuk yıl süreyle sonuna kadar okuduğu mesneviye gelince yukarıda da belirtildiği üzere bu İsmail Rüsuhi dedenin Hazreti Şarih ünvanı ile hazırladığı meşhur şerhtir. İsmail Ankaravi'nin kabri Galata Mevlevi Hanesi'ndeki türbededir böyle mükemmel bir şerhin rüyada kendisine takdim edilmesi, ertesi günde bizzat karşısına çıkması Akif'e manevi bir iltifat olsa gerektir.